Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arabayı yeniliyorum. O yüzden sizlere de böyle detaylı bir video çekmek istedim. Daha önceden biliyorsunuz Instagram'da ve Twitch'te sürekli bahsediyorum. Her yeni gelen aynı soruları sorduğu için baştan şöyle bir detaylı bir video çekeyim. Ne alıyorum, neden alıyorum, ne kadar alıyorum falan filan. Yeni arabayı da göstereceğim birazdan. Yaklaşık bir saat sonra almaya gideceğim zaten. Son bir saatim artık arabamla. O yüzden onlardan bahsettiğim bir video olacak. Öncelikle ne alıyorum ondan bahsedeyim size. Honda HR-V alıyorum tekrardan. Biliyorsunuz önceki Uber videolarında hani o kapı kolunu bulamadıkları araba var ya, o marka model. Aynısı ama 2023 modelinde arabayı inanılmaz değiştirmişler. 2022'ye kadar hep benzer tipte araba ama 2023'te bildiğiniz dış komple değişmiş. Hatta biraz da Porsche benzetmişler. Kapı kollarını normal araba gibi yapmışlar falan derken acayip hoşuma gitti görüntüsü. Tabi olay sadece görüntü değil, birçok özelliği de bu arabadan çok daha üstün. Onu da artık 2023 model olmasına bağlıyorum. Çünkü çok daha yeni teknoloji, daha güncel bir araba. Neden Honda HR-V'ye geri dönüyorum? Birazcık ondan bahsedeyim. Arabanın biliyorsunuz son zamanlarda bu arabanın bir tekeri patladı. İşte ne bileyim, teker değişmişken dördünün birden değişmesi gerekiyordu. Çünkü öbür lastikler de bayağı bir erimiş. Ondan sonra geçenlerde yağmurda çukuru görmedim. Su dolmuş biliyorsunuz. Yine Instagram storylerinde anlatmıştım. Orada bayağı bir masraf yaptım. Sağ ön jant yamulmuştu, jantın yenilenmesi. Ne bileyim, bir yağ değişimi oluyor. Arabanın Audi'nin yağ değişimi 150-160, bazen 200 dolarları bulabiliyor filtreyle bilmem neyle birlikte. Honda'da bu ücret 50 dolar. Benzin diyorsunuz, buna sürekli premium benzin almak zorundasınız. Honda'ya istediğiniz benzini alın, araba şikayet etmiyor. Ayrıyeten oradan bir masrafı var derken, Audi aslında çok güzel araba. Ben bu arabadan çok memnunum. Performans, görüntü, ne bileyim konfor, her türlü güzel araba ama tabii ki bu arabanın da eksikleri var. Ayrıca güncel özellikleri pek yok arabanın. Mesela bu önde display'i var, ekranı var. Ekranı çok dandik, piksel piksel. Çok bir özelliği de yok. Ne GPS'i var, ne Apple CarPlay'i var, hiçbir şey yok. Aynalarda mesela kör nokta gösteren o küçük ışık vesaire yok. Cruise control var ama adaptif cruise control yok. Şerit takip yok. İkinci muhabbette şu, araba komple siyah, içi deri ve Florida'da biliyorsunuz inanılmaz sıcak. Arabayı 2 dakika güneşte bıraktığınız zaman oturduğunuzda direkt, eğer şort giyiyorsanız bacaklar zaten yandı. Ondan sonra bir de sevmediğim bir özelliği daha var bu arabanın. Aslında şu an arabayı bokluyor gibi olurum ama alırken çok severek almıştım. Hala da seviyorum, yanlış anlamayın. Ama uzun süre kullandıktan sonra da bazı hani artıların eksilerini daha iyi görür oldum. O yüzden bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki alacak olan olur ileride, en azından bir bilgi paylaşımı olsun. Arabanın kliması arkadaşlar pek başarılı değil. Belki buranın çok fazla sıcak olmasından kaynaklıdır, bilmiyorum. Ama arabayı en soğuğa, en hızlı şekilde üfleyecek şekilde getirmeme rağmen arabanın soğuması yaklaşık bir 30 dakika sürüyor. 30 dakikada soğutacağım derken zaten eriyip bitiyorsunuz. Arabanın klimasından pek memnun değilim. Hatta bu klimacıya da iki kere götürmüştüm. Serviste yaptılar. Full çalışıyor. Daha iyisini yapamayız, daha soğuğunu yapamayız dediler. Ona rağmen araba çok yavaş soğutuyor. Belki bu arabaya özeldir. Diğer Q3'lerde bir şey yoktur bilmiyorum ama bu da ekstra bir bilgi. Şimdi benzin masraflarını kıyaslayacak olursak şehir içi tüketimlerinden gideceğim. Çünkü Uber yaptığımız için şehir içi tüketimleri bizim için önemli olan. Bu araba 100 kilometreyi giderken yaklaşık 3 galon benzin harcıyor ve buna 5 dolardan galon fiyatı diyelim, 15 dolarlık benzin tüketiyor yaklaşık 100 kilometrede. Honda'ya baktığımız zaman Honda 100 kilometre yaklaşık 2 galon benzinle gidiyor ve daha düşük benzin koyabiliyorsunuz. Onun da değeri şu anda 3.8 dolar. Hadi 4 diyelim, düz. Hesaplaması kolay olsun. 2 galon benzin harcarken yani toplamda 8 dolarlık benzin harcamış oluyor. Yani Audi aynı mesafeyi 15 dolara giderken Honda 8 dolara gidiyor. Yani arada neredeyse 2 kat fark var arkadaşlar. Ve bunu uzun süre Uber yaptığınız zaman cebinize kalan para ekstradan bir 50-60 dolar fark ediyor. Şimdi diyeceksiniz, sen bunları arabayı almadan önce bilmiyor muydun diye. Tabii ki biliyordum ama o zamanki durum farklıydı. O zaman benim masraflarım düşüktü. Tek başıma kalıyordum. 1+1 evde yaşıyordum. 900 dolar kira veriyordum. Rochester ucuz bir şehirdi. Şimdi Tampa'ya geldim. Kira arttı, günlük masraflarım arttı, gıda fiyatları farklı. O zaman benzin fiyatları farklıydı, şimdi benzin fiyatları farklı derken böyle bir sürü değişik şeyler oldu. Ama zaten ben şimdi Honda'yı alıyorum diye ömür boyu Honda'ya da bağlı kalacak değilim. İleride inşallah yazılımdan güzel bir iş bulursam tekrardan arabayı yenileyebilirim ama bu şimdilik böyle olan bir şey. Şimdilik hani bunları düşünerekten arabayı yeniliyorum. İleride belki sallıyorum, belki 6 ay sonra güzel bir iş bulurum.
hani gelirimde değişiklikler olur. O zaman tekrardan arabayı yenileyebilirim yani. O yüzden şimdilik bence güzel bir adım oldu. Neyse, daha fazla lafı uzatmadan bir an önce araba gelmiş, arabayı almaya gidelim. Biraz da onu göstereyim size. Şimdi size arabayı nereden aldığımı göstereceğim. Burası Tampa'daki Honda yetkili bayilerinden bir tanesi. Şehir merkezine en yakın olan burası olduğu için burayı seçtim. Bana bayağı bir yardımcı oldular sorularım konusunda. Hani bazı şeyleri anlamadığım zaman sordum. Dedim hani İngilizcemin yetmediği zamanlarda biraz dedim yavaş konuşur musun, anlatır mısın? Ben dedim arabalar konusunda çok ilgili bilgili değilim, sadece sürmesini biliyorum. Hani bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz diye detay detay her şeyi tek tek yavaş yavaş anlattılar. Anlamadığım yerler dediğim gibi hep sordum. Büyük sabırla dinlediler ve her şeyi açıkladılar. Gayet de yardımcı oldular. Eğer ki Tampa'ya gelirseniz buradan alışverişinizi ya da ilk arabanızı belki buradan alabilirsiniz. Burada bu arada sadece sıfır arabalar yok, ikinci el arabalar da var. O yüzden hani bütçenize uygun illaki bir şey bulabilirler. Bulamazlarsa, ellerinde yoksa yine yardımcı olurlar. En kötü Gökhan Reis'den geldik, YouTube'dan geldik deyin. Size bir güzellik yaparlar belki. Aklınızda bulunsun. Burayı da göstermek istedim gitmeden. Sonunda yeni arabayı aldım arkadaşlar. Sonunda bitti bütün işler. Şu an sadece Audi'deki kendi kişisel şahsi eşyalarımı alıp yeni arabaya aktarmak kaldı. Bunu yapmadan önce iki arabayı da böyle hemen arka arkaya park ettim. Size birazcık böyle hem farklarını hem özelliklerini göstermek istiyorum. O yüzden artık kamerayı çeviriyorum ve bundan sonra beni göremeyeceksiniz. Hadi bakalım. Evet, Audi Q3'e artık güle güle diyoruz. Son dakikalarımız kendisiyle. Hemen arkasına yeni arabayı park ettim. Şimdi size bir yandan şöyle bir boyut farkını göstereyim. Şöyle direkt yürüyeceğim. Boyut olarak Honda biraz daha uzun gibi geldi bana. Biraz daha hacim olarak da zaten iç ve dış hacim olarak daha büyük Audi Q3'e kıyasla. Bu tabi 2018 Q3, bu 2023 HR-V. Arada bir 5 yıl model farkı var, teknoloji farkı var, performans farkı da var. Performans olarak bu daha iyi, teknoloji olarak bu daha iyi. Aşağı yukarı aslında aynı fiyatları. Yani ben bu arabayı aldığımda yaklaşık 31 bin ya da 32 bin dolar mı öyle bir şey ödemiştim. Bu da aynı fiyata denk geldi. Aylık ödemelerim değişmeyecek. Yine 440 dolar civarı bir para vereceğim. Yalnız değişen ne var? Aylık ödediğim sigorta farkı var. Ben Audi'ye yaklaşık 120 dolar veriyordum. Bu arabaya 80 dolar vereceğim. Çünkü sigorta hesaplanırken araca herhangi bir şey olduğu zaman bunun tamiri ne kadar tutacak? Hani parça fiyatları vesaire, bunlar hesaplandığı için ve Honda'nın parçaları ve işçiliği ucuz olduğu için de Honda'nın fiyatı daha ucuz oluyor sigortada. Arkadan vesaire baktığınız zaman araba bayağı değişmiş arkadaşlar. Dediğim gibi 2022 modele kadar farklı bir tarz vardı arabada. 2023'ten itibaren farklı bir tarz oluşturmuşlar. Şu kapı kollarını hatırlıyorsunuz, şöyle tepedeydi 2018 Honda HR-V'de. Şimdi normal araba gibi yapmışlar. Normal yani olması gerektiği yerde kapı kolları. Benim eski arabayı çekiyorum artık biraz daha ileriye. Size aracı önden de göstereyim. Ondan sonra bir de içini kurcalayalım. İçine bakalım neler var neler yok. 2023'te dediğim gibi bayağı bir değiştirmişler arkadaşlar arabayı. 2022 yılına kadarki modeller hep aynı görüntü ama 23'ten itibaren Honda HR-V'ler bu şekilde görünüyor. Bence bayağı şık olmuş. Araba biraz uzamış. Eskiden daha kısaydı. Biraz uzamış. İçi de dışı da dediğim gibi biraz daha büyümüş arabanın. Şimdi önce bir bagajdan başlayalım. Bakalım neleri var. Bagaj tabii otomatik değil ama otomatik olmaması bence daha iyi arkadaşlar. Çünkü Audi'de şöyle bir şey vardı. Bazen müşteriler bagaja bir şey koymak istiyor. Otomatik kapıyı böyle eliyle çarpmaya falan kalkıyorlardı. Bagajın hani otomatik bagajı zorlayınca da tabii zarar verebilme ihtimalleri var. Bazen de ne bileyim hızlıca çarpıp gidesin geliyor. Bu sefer 2 saat düğmeye bas, yavaş yavaş kapansın falan. Otomatik bagajı aslında çok gerek yokmuş arkadaşlar arabada. En azından benim için gerek yokmuş gerçekten. Bagajı bu şekilde. Bundan sonra geniş kamerayla devam edelim de daha iyi, daha çok görün. Bu ne bilmiyorum. Bu büyük ihtimal plaka için bir şey ama gerek yok zaten. Buranın altında ekstra bir bölme daha vardı diye hatırlıyorum. Aynen şöyle ekstra küçük küçük bagaj yerleri de var. Onun da arkasında zaten stepnesi bilmem nesi falanı filan var alt tarafta. Bagaj böyle. Gayet geniş. Dediğim olay şu yani. Hemen bunu al. Tak kapat. Bitti gitti. 2 saat diit diit diit.
bile uğraştırmasın. Eski arabada benzin deposu sağdaydı. Bu arabada sola koymuşlar. Bunu da yapmışlar. Eski Honda'da mesela bu şekilde değildi. 2018 modelde. İçeride bir kol vardı. Kolu çekiyordun. Bu patlıyordu dışarı doğru. Ondan sonra gelip yapıyordun. Bir de burada artık kapak kullanmamışlar. Burada çok değişik bir sistem var arkadaşlar. Buraya direkt böyle sokuyorsunuz. Çıkarıyorsunuz. Yani bu içeriye doğru girebilen ama dışarıya doğru çıkmayan benzin çalınmalarına karşı önlemli böyle değişik bir şey yapmışlar buraya. O da güzel olmuş ve bayağı da sert yani. Böyle parmağım şu an acıyor buraya sokarken. Bayağı sert. Bu da değişik güzel bir şey olmuş ya. Ekstra detay. Audi'de olup bu arabada olmayan ne var? Sunroof arkadaşlar. Bu arabanın üstü komple düz tavan. Bu benim için bir kayıp değil aslına bakarsanız. Ben bu arabanın üstünü kaç defa açtım derseniz neredeyse hiç. Florida inanılmaz sıcak. Açsan bir dert. Yani sürekli güneş tependen yakıyor. Kafan yanıyor, gözün yanıyor. Araba daha çok ısınıyor. O yüzden dümdüz tavan olması benim için açıkçası bir problem değil. Geceleri de açmıyorum çünkü çok nemli. Sürekli klima açık. O yüzden hep klima açık olacağı için yine benim için çok da bir şey ifade etmeyecek. Şimdi şoför koltuğuna bir geçelim. Bir bakalım neler var neler yok arabada. Arabayı önce bir çalıştıralım. Bu arabaya da artık basarak çalıştırabiliyorsunuz. 2018 modelde biliyorsunuz bunlar şeydi. Neydi? Anahtarlı çalışıyordu. Bunlar da artık tuşlu çalıştırmaya geçmiş. Bahsettiğim muhabbet birincisi şu ekran Audi'dekinden çok 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 daha yüksek çözünürlüklü, fazla özellikli, çok daha iyi bir ekranı var burada. İkincisi klima kontrolleri çok çok daha basit. Audi'de böyle tuşluydu. Tek tek böyle dereceyi arttırıyordunuz. Bunda direkt tak tak hemen artı eksi çok daha hızlı ve pratik olmuş. Bence bu da artı bir özellik. Aracın display'leri mesela şu taraf eski usul bildiğiniz hani fiziksel bir ibre var. Burası tamamen elektronik bir görüntü. Yani yarı analog mu deniyor artık bilmiyorum tam kelimeleri ama burası eski usul yani bildiğiniz burası da dijital ekran var. Bu şekilde bir görüntü var. Tam tuşlar nerelerde bilmiyorum ama burada bir yerde mesela şu şerit takip olması lazım. Ondan sonra adaptif cruise control var dediğim gibi. Cruise control Audi'de de vardı ama belli bir hızı ayarladıktan sonra o hızda sürekli gidiyordu. Önünüze bir obje çıksın çıkmasın dümdüz devam ediyordu. Bu araba en azından öndeki araç atıyorum siz 80'e sabitlediniz. Öndeki araç bir anda hızını 60'a düşürdüğü zaman bu da hızını otomatik olarak 60'a düşürüyor vesaire. Bu gibi artıları var. Aracın kendiliğinden şurada bir tane USB'si var şarj için. Burada ekstra bir şey yapmışlar böyle telefon koymalık. Çünkü nasıl olsa Apple CarPlay var. Telefonunuzun ekranı buraya yansıyacağı için ekstra telefonunuzu bir yere tutturmaya gerek. Yalnız bu arabada nasıl çözeceğimi henüz anlamadığım bir durum var. Arabanın fanları, kliması bilmem nesi fanları buralara gömülü şekilde yapmışlar. Aslında güzel duruyor. Acayip hoşuma gitti ama anlamadığım tek şey ben buraya normal telefon askısını nasıl yapacağım? Çünkü normalde biliyorsunuz ya böyle ya böyle ızgaralar halinde olur. Siz de oraya oturturdunuz telefon tutacağını ama bunda neyi nasıl tutturacağım, nereye tutturacağım bilmiyorum. Büyük ihtimal artık cama mama asacağım bu taraflara ya da buraya bir yere bilmiyorum. Bakacağız ama Uber yaparken yani bu Uber haritasını destekliyor mu bilmiyorum. Test etmedim. Eğer desteklemiyorsa benim mutlaka telefonu şuraya bir yere ya da şuraya bir yere bir şekilde tutturmam lazım. O yüzden o da ayrı bir şu an ufak bir dert. Ufak. Ufak ama önemli. Cup holder'larını yani kahve bardak tutacaklarını buraya koymuşlar. Bence bunu ileri almaları çok daha iyi. Çünkü bazen hani vitesi ellemen gerekiyor. Ne bileyim şuradaki cebi, el frenini vesaire hani bu tarafta bir şey yapman gerekiyor. Elim eğer buraya koyuyorsanız kahveleri ya da içeceklerinizi sürekli çarpıp duruyor. Kaç kere de döküldüğü falan oluyor. Burada ayrı böyle tutmaları, biraz daha alçak tutmaları çok daha güzel olmuş. Çünkü öbür türlü buradayken hani dökülüyordu, vitesin aralarına giriyordu vesaire. Birçok hani kirliliğe sebep veriyordu. Aletten burada cep istiyorsanız onu da buraya alta gizlemişler. Ekstra bir cep olarak buraya koymuşlar. Aynı şekilde yine burada da bir şarj var. Bir de sanırım aynen burada da bir tane şarj var. Bayağı bir şarj etmek için bir sürü USB çıkışı yapmışlar 3 tane. Burada da sürüş seçenekleri var. Sürüş modları var daha doğrusu. Şu anda
normalde ekonomi ve kış olarak 3 tane. Aynen şuradan gösterebilirim hatta aynı zamanda. Şu anda kışta, ekonomide ve normalde sürebiliyorsunuz. Aynı zamanda yine vitesten de spor modu var. Bir de L modu var. L modu ne bilmiyorum çok. Galiba düşük, hani low gear, düşük viteste mi kullanıyor tam çözemedim. Spor modundan farkı ne bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlarda beni de aydınlatabilir. Dry bildiğiniz sürüş modu. Spor modunu çok fark edeceğini zannetmiyorum. Eski Honda HR-V'de hatırlayanlar varsa biliyorsunuz arabayı köklememe rağmen gaz pedalını bir 12 saniyede falan çıkıyordu. Yani seri bir araba değildi. Bu da öyle aynı şekilde. Audi'de biraz daha hızlıydık tabii. Hani 7-8 saniyede 100'e çıkarken bu araba muhtemelen tahminimce bakmadım ama 10-12 saniye sürer gibi geliyor. Çünkü bu çok terimleri de bilmiyorum ama TFSI galiba şanzıman. Bu CVT ya da CVT şanzıman. Aslında daha ekonomik ama dediğim gibi performanstan kaybediyor. Eskiden hep söylüyordum araç hızlı kalksın, hızlıca aralardan geçelim gidelim beklemeyelim diye. Top speed önemli değil. Önemli olan hızlıca kalkmak Amerika'da diye. Aslında evet ama bir yandan da şeyleri düşünüyorum. Yollar çok fazla çukurlu. Kalkıyorsunuz bir anda tak çukura giriyorsunuz falan. Ekstra masraf. O son zamanlarda yaşadığım kötü olaylar, talihsiz olaylar beni bezdirdi birazcık. O yüzden sakin sakin kullandığınız sürece zaten bu araba gereğinden fazla yeterli olacaktır. Arabanın motoru 2 litre, 4 silindir. Yaklaşık da yanlış hatırlamıyorsam 158 beygir bir gücü var. Yine yeterli bence. Hem ekonomik hem de yeterince güç sağlayabilir diyebilirim. İşte burada yani ekstra göstereceğim şeyler neler var bilmiyorum yani bildiğiniz araba işte. Yani bir tek şu şey otomatik galiba. Aynen kendiliğinden açılıyor kapanıyor. Bunda o yok mesela bastığın kadar açılıyor bastığın kadar kapanıyor. Bir tek bu otomatik. Zaten üzerinde bir tek bunun oto yazıyormuş şimdi gördüm. Başka işte aynalar, kilitler falanlar filanlar. Bu araçta sevdiğim bir şey sola veya sağa döneceğiniz zaman işte sol arkanızda, sağ arkanızda, çaprazda, kör noktanızda birisi varsa aynanın şurasında bir yerinde bir ışık falan yanıyor. O mesela Audi'de yoktu. Benim için o da bir artı özellik olmuş oldu. Çünkü bazen hakikaten göremiyorsunuz. Çok karanlık, yollar da karanlık Amerika'da. O yüzden benim için de ekstra güvenliği arttıracak güzel bir özellik olmuş. Korna sesini duyalım bir. Bakalım nasıl korna. Kornası biraz daha şık aslına bakarsan. Audi'nin sesine kıyasla biraz daha iyi. Biraz daha kolay basması da. Burayı komple değişmiş bu arada. Eskiden burada döndürmeli şey vardı. Audi'de de öyleydi. Burada hiçbir şey yok. Sadece buna basıyorsunuz herhalde. Ya da basılı mı tutuyorsunuz? Aynen. Basılı tutunca buna. Yani buna basılı tutarsak bunu kapatıyor veya açıyor. Şu anda normal. Şu an kapalı. Açalım açık dursun. Bu araç da 4 çeker olduğu için bu da olması iyi olur. Şuradaki cebini göstereyim. Bu da mesela Audi'dekine göre bayağı bir şey. Ha burası basmalıymış. Oo kendi açılıyor. Bak Audi'ninki manuel la. Burası bayağı geniş arkadaşlar. Bayağı bir. Yani Audi'ninkine kıyasla burası inanılmaz derin ve geniş. Bayağı iyi. Gayet de hoş duruyor yani. Şu düğme güzelmiş lan. Gelelim torpido gözüne. Şunu artık çıkarabiliriz herhalde ya da kalsın. Çıkaramadım. Torpido gözü de gayet derin bu arada. İçeride yine defter mefter bir şeyler koymuşlar ama bunların gereksizlerini ben eve alırım. Bilmiyorum hangisi şu an gerekli gereksiz. Bakarım sonra. Burası da bayağı derin. Bir de ne değişmiş? Tavandaki ışıklar değişmiş arkadaşlar. Eski 2018 HR-V'lerde ortada bir tane ışık vardı şurada. Yine benim eski videolardan hatırlarsınız belki. Şurada bir tane sarı ışık vardı. Şimdi iki yana beyaz ışık koymuşlar. Çok şık duruyor. Aynı zamanda burası dokunmatik. Bu da güzel olmuş. Kullanışlı. Ve en azından fazladan düğme olmadığı için görüntü kirliliği de yaratmıyor. Hoş. Tak tak. Bakalım burada neler var. Kapıda bizi bekleyen ilk şey şurada bir cebi var. Burada minicik bir cebi var. Audi'deki daha genişti. Bir de eski arabada da daha genişti. Yani 2018 HR-V'de. Bak koltuğu bir şey yerine oturdu. Koltuğu, ön koltuğu sonuna kadar arkaya çekmiştim. Ona rağmen dizlerimin arasında şu kadar boşluk var.
Gerçi benim boyum çok uzun değil. 1.78 boyum var ama hani ortalama bir Türk insanı için yeterince geniş bir araba bence. Ama Amerikalılara biraz dar gelebilir, bilmiyorum. Bakacağız. Burada ayrı bir cep var. Buralarda fan yok bu arada. Bakayım şöyle bir, aynen. Buralar hiçbir şey yok burada. Buralarda hiçbir şey yok. Normalde burada 1-2 tane fan olurdu. Burayı kaldırmışlar. Demek ki arka yolcular birazcık sıcaktan bayılabilir ama olsun. Önden üflettiririz. Audi'de mesela şurası iniyordu. Buraya hani bir şey, kolunu molunu koyuyordun. Bunu yapmamışlar. Benim için çok önemli değil aslında. Ben çünkü hep sürücü koltuğunda olduğum için. Bir yandan aslında iyi. Neden iyi? Çünkü bazı müşteriler kafasına göre indiriyor, bırakıyor, açıyor, kapatıyor falan. Arkada böyle şey gibi, babasının arabası gibi kullanıyordu yani buradaki her şeyi. Ve öyle şekilde de bırakıp gidiyorlardı. Hani geri eski haline getirse bir şey demeyeceğim de. Böyle çok hunharca kullanıyorlardı. O yüzden ne kadar az özellik aslında müşteriler için o kadar değil. Sonuçta arabada belli bir süre duracak ve gidecekler yani. Arka koltuk o yüzden çok sade. Koltukların deri olmaması bence iyi yanı da var, kötü yanı da var. Şimdi Uber'de koltuk kirlendiği zaman bunu temizlemesi tabii işkence ama neyse ki yaptığımız anlaşmaya göre bu koltuğun dışını, içini komple yani şuralarını, her yerini 3 kere değiştirme, ücretsiz değiştirme hakkım var burada. Önümüzdeki 3 yıl boyunca. O yüzden hani çok kirlenirse gelip komple değiştirebilirim koltukları. Kötü yanı bu. Hani temizlik açısından kendiniz birisi hani kussa, bir şey dökse falan filan kolayca temizlenmeyecek, leke yapacak, koku yapabilir. Onlar var. Ama iyi yanı da şu, dediğim gibi çok fazla sıcak tutmayacak. Oturanların kıçı başı yanmayacak. En azından öyle bir güzelliği var. Başka yani ne fark var derseniz, dediğim gibi marka farkı var, kalite farkı var ama ekonomik olarak fark var. Aylık ödediğim sigorta kafadan direkt 30 dolar fark ettirecek. Depoyu doldurup sürdüğüm, yani buna aynı mesafeyi bu arabayla 100 dolara giderken bu arabayla yaklaşık 50-55 dolara gideceğim. Oradan da bir farkı olacak. Özellikle Uber yaparken bu bana çok fark ettirecek. Yani her depoda yaklaşık 50 dolar kenara atmak sıklıkla Uber yapan birisi için çok daha makul. Yani Audi ile arkadaşlar Uber yapılmaz. Siz benim yaptığıma bakmayın. Ben onu zamanında başka durumdayken almıştım. YouTube yaptığım için aldım. Ama hani siz YouTube yapmıyorsanız ya da ne bileyim sırf Uber yapıyorsanız Audi alınacak bir araba değil. O konuda zaten hemfikiriz. Arabaya şöyle bir de farlarına bakalım. Farları çok şık duruyor bu arada, var ya. Hakikaten eski arabaya kıyasla görünüş olarak inanılmaz fark yapmışlar. Önden de farlarımız bu şekilde. Yine ledli meldi, gayet güzel. Bakışı, şekli, konforu, fiyatı her türlü tatmin edici bir araç olmuş bence. Bu yolu izlediği hani adaptif cruise control dediğim zımbırtısı da şurada bir yerde bir kamerası var. Ya da sensörü var artık neyse. Oradan şey yapıyor. Bütün bilgileri, takibi vesaire oradan yapıyor herhalde. Şimdi gelelim hesap kitaba. Artık bu arabadayız. Honda HR-V 2023 aldım arkadaşlar. Bu arabayı tabii ki nakit olarak almadım. Bu arabayı krediyle aldım. Peki bu arabayı nasıl aldım? Şimdi bendeki Audi de zaten krediliydi. Ve Audi'nin yaklaşık 23 bin dolar bir borcu kalmıştı. Bu Audi'yi de tabii 32 bin dolardan saydılar. Ben de zaten o fiyatı almıştım. Yani aldığım fiyattan tekrar geri aldılar arabayı. Ve bu ödediğim yaklaşık 8 bin dolarlık bir fark oluştu. Bu 8 bin doları da ben direkt dedim ki Honda'ya, alın bu araba sizin olsun. Bu arabanın değerinden düşün. Kalan kısmı da kredilendirin dedim. O şekilde yaptılar. Bu arabanın fiyatı 26-27 bin dolardan başlıyor. Üzerine tabii işte satış işlemleri, bedelleri, bilmem neler, işte vergisi, osu busu birleştiği zaman yaklaşık yine 31-32 bin dolar civarına geliyor bu araba. Bir de kredi çektiğim için, işte kredilendirdiğim için ödemeyi. Oradan da bir %4 kredi aldılar. Onun da bedeli 4000 dolar falan yapıyor. Yani toplamda bu 36 bin dolara falan denk geldi araba. Ve yaklaşık 6-7 yıl civarında ödeyeceğim. Aylık ödemeleri aynı olacak. Bir de benim için aylık ödemelerin başlangıcını 3 ay ertelediler. Yani şu an Ağustos'tayız. İşte Ağustos, Eylül, Ekim'de ödeme yok. Kasım, Aralık gibi başlayacak ödeme. O şekilde yaptık anlaşmaları. Gayet güzel. İlk 3 yıl yağ değişimleri ücretsiz olacaktı falandı filandı. Böyle bayağı bir şeyleri var. Güzel özellikler eklediler. Depo başına her seferinde 50 dolar daha fazla cebime kalmış olacak. Bu benim için çok büyük bir nimet aslında. Özellikle Uber'i sık sık yapan insanlar için. Depo başına 50 dolar kar etmek demek. Yani ayda sizin kaç dolar daha fazla cebinize kalması demek. Bu da
ayrı ve iyi bir özellik. Aslında elektrikli ya da hibrit araba alıp daha da kâr edilebilirdi yakıt konusunda ama elektrikli ve hibrit arabaların fiyatları inanılmaz uçtu son dönemlerde. Bu benzin şeylerinden olsun, benzin fiyatlarından olsun, aynı zamanda o çip krizi muhabbetlerinden olsun derken elektrikli ve hibrit arabaların fiyatları çok uçtuğu için şu anda az yakan benzinli yine aynı boyutlarda aynı hani yeni bir araba arıyordum. O yüzden HR-V'ye tekrar bakayım dedim ve bu araba gayet güzel oldu. Ben tatmin oldum yani. Aynı zamanda Audi'nin aylık sigortası 120 dolar civarıydı. Bu arabanın bugün şimdi yaptırdık tekrardan. Yeniledik sigortayı, aracı değiştirdik falan. 80 dolara denk geldi. Bu da aylık 40 dolar daha. Oradan da kâr ettirecek. Yani aracı elinde bulundurma hani maintenance, bakım maliyetleri çok 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 daha düşük Audi'ye kıyasla. Parça maliyetleri olsun, işçilik maliyetleri olsun. Honda daha aşağıda Audi'ye kıyasla. Ayrıca bu koltuk biraz daha rahat geldi bana ya. Audi'nin arkasında sanki böyle metal var gibiydi. Yani sırt kısmında böyle bir demir bir şey var gibi oraya yastığım gibi bayağı bir sertti. İlk alırken de fark etmiştim onu ama çok rahatsız etmez dedim. Ama uzun süre araba kullanınca ediyormuş. Bu biraz daha yumuşak. O yüzden daha konforlu geldi şu anda. Dediğim gibi arkadaşlar yani farklar, fiyatlar bu şekilde. Bana kalırsa yeni teknoloji, yeni model olarak bakarsanız aslında upgrade etmiş olduk. Çünkü daha çok özellik eklendi arabaya. Daha konforlu bir araç oldu. Çünkü Audi'nin performansı daha iyiydi ama konfor olarak da kötü değildi bu arada. Sadece 2018'den 2023 model bir arabaya geçtiğiniz için konfor konusunda, ne bileyim şu kullanılan teknolojik aletler, arabanın içindeki özellikler konusunda biraz daha iyi bir hale geldi araba. Audi'deki performans bu araçta tabii ki yok. Ama dediğim gibi elektronik olarak, yeni eklenen özellikler olarak bu araç daha üstün durumda. Aylık bakım ücretleri derken yine bu araba önde. Görünüş olarak yenilemişler arabayı. O yüzden o konuda da tatmin oldum. Eski arabanın tipini hiç sevmiyordum. Kapı kolları ayrı muhabbetti biliyorsunuz 2018 HR-V'de. Müşteriler bulamıyordu falan. Aslında bir yandan iyi bir muhabbet yaratıyordu Uber esnasında videolar için özellikle ama hani şu arabanın kapı kolu, yani bu arabanın kapı kolu şu anda eskisi gibi tavanda tepede olsaydı şikayet etmezdim. Yine okey derdim ama bu araba da güzel olmuş. Şimdi bunu yapmamız gereken tek şey oradaki eşyalarımı alıp bunu aktarmak. Bunlara da yine bir ledleri medleri döşeriz, Uber'e hazır hale getiririz. Yavaştan artık başlarız bakalım. Başka da atladığım bir yer kalmadı sanıyorum. Yani arabanın içini dışını komple size gösterdim. İkisinin yan yana farklarını da gösterdim. Fiyatlardan, giderlerden, sigortasından hepsinden bahsettim. Atladığım bir yer varsa açıkçası şu an ben de bilmiyorum, aklıma gelmiyor. Soracağınız sorular varsa muhtemelen bilmiyorumdur artık. Instagram'dan takip ederseniz hani biraz daha şöyle bir iki hafta kullanayım, daha çok hakim olayım arabaya. Ondan sonra sorularınızı daha sağlıklı cevap veririm. Şu anda ben de çok yeniyim. Araç da çok yeni. Birbirimize daha ısınamadık arabayla. Şöyle bir sürmemiz gerekiyor herhalde. O yüzden hani ilerleyen zamanlarda biraz daha detaylı bilgi sahibi olurum ben de. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.